merhaba, ben Tuğçe Uduvar. Bugün sizlerle 60 adet yazı fontu kullanarak sizin isimlerinizi yazacağım. Ben bu seriyi 2 sene önce başlamıştım. Bugün de ikincisini çekeceğim. Birazcık sanki aradan vakit geçmemişçesine davranıp videomuza giriş yapabiliriz. Bugün bu 6 kalem bana eşlik edecek. İlki Touch'ın Brown Gray markerı, sonraki Yuvison'un markerı, alttaki Protake'in fırça uçlusu, sonra Pilot kalemim, Artline'in 8 numarası ve Juice Paint'in somon rengi gibi bir kalemim. Uzatmadan hemen videoya girelim ve sırayla isimlerinizin üstünden geçelim. İlk şanslı ismimiz Gülser. Buraya sonradan efekt koymayacağım için böyle bütün efektleri kendim yapacağım. Bayağı böyle düşük bütçeli bir prodüksiyonla karşınızdayım. Bunun için önce pilot kalemi kullandım, ince hatlarını atıp daha sonra kalın kalemimle altından geçtim. Değişik böyle bir saat ekranı gibi etkisi olsun diye. Bir sonraki şanslı ismimiz Öznur. Bunun için de bej markerımı kullandım. Sonra da okunmadığı için sanki 3 boyutluymuş gibi altına ince kalemle gölge düştüm. Bir altındaki ismimiz Büşra. Sanki çekiliş yapıyormuşum da kazananları açıklıyormuşum gibi bir etki oluşmadı değil. Benim kafamda öyle olmuştu. Bunu zaten çok anlatmama gerek yok. Bunu ilk videoda da kullanmıştım diye hatırlıyorum. Bazı fonttan geçenki videoda kullandıklarım, bazılarını internetten buldum, bazıları aramıza yeni katıldı. Böyle çeşit çeşit bir sürü değişik, birbirine benzer fontlar kullanacağım. Kendimle çeliştim, fark ettim şu anda. Neyse, bir sonraki ismimiz Beyan. Bayağı ilginç isimler gördüm bu arada, hiç duymadım daha önceden. Umarım beni keklememişsinizdir, gerçekten isminizdir diyorum. Bunu da gördüğünüz gibi böyle köşeli köşeli yaptım. İçlerini de kendime işkence olsun diye en ince kalemle dolduruyorum. Keçil kalem kullansaydım daha hızlı ve daha kolay olurdu. Onun için bunu kullandım. Bu arada bunları yorumlardan böyle sırayla seçtim yani. Girip en baştaki yorumdan en alta kadar 60 tane ismi ayıkladım. Araya birkaç torpil geçtim mi? Tabii ki de geçtim. Burası adaletli bir ortam değil çünkü. Bir sonraki ismimiz Yağmur. Bunun için sadece Kuratek'in kalemiyle, böyle fırça uçlu kalemiyle düzgün, bayağı el yazımsı bir font kullandım. Elinizde böyle bir kalem yoksa siz direkt ince fırça kullanabilirsiniz. Bir altındaki ismimiz İman. İlk defa duyduğum bir isim gerçekten. Orijinal isimlerimizden biri bu da. Onu da böyle sanki altta bir kurdele varmış da harfler o kurdelenin üstüne asılmış gibi yaptım. Onun altındaki ismimiz Su-de-de-de. Bu da ruhu çıkan fontumuz vardı geçen videoda. Böyle arkasında sanki gölgesi, ruhu havalanıyormuş. Önde de ismin kendi kabuğu varmış gibi. Çok sevmiştim zaten. Bu videoda birkaç kez kullanacağım aynı fontu. Hemen altında Ra-na-na var. Hala ucuz efektlere devam ediyor yalnız. Bunu da gördüğünüz gibi çok sade bir font kullandım ama benim bayağı hoşuma gitti. Bir altında Rüya var. Sanırım en sevdiğim fontlardan biri bu oldu. Böyle sanki jelibon fontuymuş gibi. Çok orijinal mi bilmiyorum ama bir yere bakarak yapmadım. Kesin benzeri, aynısı bile olabilir. Vardır. Bir altında Beyza var. Bu arada birçok ismi tanıdığım, böyle arkadaşlarım, akrabalarım falan ismi vardı. Böyle hep o insanları düşünerek yazdım, çizdim bunları yaparken. Böyle ilginç bir zaman tünelinde yolculuk gibi bir nostaljik anlar yaşadım kendi kendime burada. Neyse, geçelim bir sonraki ismimize. Selin. Bu da böyle Harry Potter'ımsı, birazcık böyle asi, köşeli, üçgen, yıldırımımsı bir font kullandım. Bir altındaki ismimiz Rüveyda. Bunu da ilk kez duyuyorum. İsimleri bu arada anlamları merak ediyorum. Sizin isminiz çıktıysa bana yazabilirsiniz. Böyle ilgimi çeken bir konu çünkü benim ve neredeyse hiçbir anlamını bilmiyorum. Rüveyda'yı da böyle iskeletmiş gibi birbirinden bağımsız böyle tık 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 nokta nokta bir fontla yazdım bu arada. Hemen altında Zeynep var. Bu da ruhu çıkanın büyük harf versiyonu. Çok yaratıcı değil mi? Biliyorum. Tekrara düşeceğimi sanırım belirtmiştim. Belirtmediysem şimdi belirtiyorum. Bir sorumluluk kabul etmiyorum. Hoşuma giden değil, tekrar kullandım. Hafif yaratıcı fontlar serpiştirdim ama araya. Şimdi yanlış anlaşılma da olmasın. Ama bunlar böyle çok güzel duruyor ya. Oraya buraya böyle kullanayım istediğim. Kendince bir duygusal bağ kurmuş bazı fontlarla arasında. Bir altında Cansu var. Bunu da yaparken hep Cansu Akın geldi aklıma. Ona da yakışır bir fontmuş aslında. Çok severek izliyorum bu arada kendilerini ya. Bilmiyorsunuz ki, biliyorsunuz herhalde. Bilmeyen kaldı mı? Varsa benim gibi yüzyıllardır mağarada yaşamış hala bilmeyen bakabilir böyle. Önceden daha çok çekiyordu ama çok güzel bir lotları var. Bir altındaki ismimiz Esra. Gene çok sevdiğim bir arkadaşımın ismi. Onun için böyle bir sevgili olaraktan yaptım. Ama ne zaman bir sevgili olarak yaptığım bir isim oldu. Onlar en kötü fontlar oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Birazdan göreceksiniz zaten daha ne demek istediğim detaylı bir şekilde. Bir altındaki ismimiz Nisa. Bunu da böyle 3 boyutlumsu yaptım ama Juice Painting kalemini kullandım ki rengi ve etkisi çok güzel oluyor. Siz alternatif her şeyi kullanabilirsiniz tabii ki de, elinizde ne varsa, keçeli, fırça, boya. Bu kalemlerin aynısı olması gerekmiyor. Bu videoyu aslında sadece fontları örnek almanız için yaptım.
Bir yandan da kesin Burcu benim canım kuzenimin ismi. Onu da böyle sanki Scrabble taşlarıymış gibi böyle fıtı fıtı kutucukların üstüne yaptım. Hemen altında Mine var. Bunu yaparken hep Mine Mine geldi aklıma. Bu da çok sevdiğim bir isim. Çok tatlı bir Mine diye arkadaşım vardı ilkokulda. Bak zaman tünedi derken şaka yapmıyordum. Bu da böyle sanki tatlı bir balonun üstündeymiş gibi bir etkiyle yaptım. Bir sonraki ismimiz Eda Nur. Böyle bir taban kurdelesi çizdikten sonra üstüne el yazısıyla Eda Nur'u yazıyorum küçük bir versiyon olaraktan. Arkasına da büyük harflerle sanki o kurdelenin aksine Eda Nur yazıyormuş gibi şey yaptım. Bunu daha önce kullanmıştım. Bayağı bilindik bir font. Birkaç kez daha kullanacağım bu videonun içinde. Şimdiden belirteyim. Bir altındaki ismimiz Elvin. Bu da sanki birazcık daktilo yazısıymış gibi etki vermek istedim. İki kalınlıktaki kalemi kullandım ki birazcık daha böyle yani üç boyutlu dursun diye. Bir sonraki ismimiz Buse Gül. Buse kısmına kadar Buse'ler izleyip Gül kısmında da Güller olaya dahil olabilir. Buse chatten ayrıldı. Ayrı ayrı yazmayayım dedim. Böylece 60 isim içinde aslında 80 isim var birleşik isimleri de sayarsak. Bir altındaki ismimiz Selin. Bu da çok çok orijinal olmasa da görünüş olarak benim çok hoşuma gitti. Çok hafif değişiklikler yaptım fontlar arasında ama bence tatlı duruyor. Hemen altındaki ismimiz Sena. Mesela Sena diye bir arkadaşım var. Ucuna bir Y eklese oradan da yırtar. Sinan bile yırtar diyecektim. O kadar da abartmayayım. Sema yırtabilir mesela. İşte böyle devşire devşire birçok altında bulabilirsiniz. Hemen altımızda İlayda var. Bunun aslında Rana'da kullandığım fontun içi dolu hali gibi. Dediğim gibi hoşuma giden birkaç font bulup aslında onları evşirip devşirerek yaptım. Siz de kafanıza göre bayağı değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi sırada geçen senenin kamyoncu dövmesi yaptırılan kurdele şey vardı ya onu tekrardan kullanayım dedim. Üstüne de buket koydum. Bu da çok sevdiğim takipçimin ismi izliyorsa selam diyeyim kendilerine. Altında hemen ilk torpilli ismimizi görüyoruz. Pakize ZZZ bu anneciğimin ismi tabii ki de en büyük takipçi olarak da onu da eklemeseydim ayıp olurdu zaten. Bir altındaki ismimiz Merve. Bu da en yakın arkadaşlarımdan birinin ismi. Ama kıyak geçmedim. Gerçekten sırada vardı. Öyle denk geldi yani. Onun altındaki ismimiz Bir Ben. Bunu da ilk kez duyuyorum mesela. Daha önce hiç duymamıştım. Çok güzel bir isimmiş. Kendisine selamlar olsun. Bu arada ismini yazdım herkese. Selam öpücükler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu videonun devamını isterseniz başka isimlerle dönüş yapabilirsiniz. Yapabiliriz devamını da. Eğlenceliydi çekim bayağı. Hemen altında muhabbet etmek istiyorum arada. Onun için kopuyorum sürekli. Derya var. Bu da küçüklükten çok yakın bir arkadaşımın ismi. Annenin ne çok arkadaşım varmış şu an fark ettim. Şaşırdı. Bir altında Damla var. Bu da bir önceki fontlarımız aslında birazcık benziyor ama minik değişiklikler yaptım üstünde. Sanırım artık 30 ismi geride bıraktık. Bir sonraki ismimiz Gözde. Gözde de üniversiteden yakın bir arkadaşımdı bak şimdi. Allah'ım çık şu zaman tünelinden. Bunun da böyle sade sade bir font kullandım. Zaten fontları fark ettiyseniz hiçbir karmaşık değil. Olabildiğince sade. Herkesin böyle hani çizim yeteneği olsun olmasın, eline yatkın olsun olmasın. Herkesin, neredeyse herkesin diyeyim, rahatlıkla yapabileceği fontlar. Bir sonraki ismimiz Beyza Nur. Beyza Nur'a da böyle sanki çalıları böyle üst üste koymuş gibi böyle çubuklardan ismi yazmış gibi hafiften böyle asi, hafiften bir Tim Burton havası olan bir font oldu ve gayet oldu. Bayağı sadeleştirilmiş hali tabii. Altındaki ismimiz, diğer torpil ismimiz diyecektim. Tabii ki kendi ismimi koyacaktım ama vardı gerçekten listede. Tuğçe. Bunu da böyle, bunu ne yapayım ya, en sevdiğim fontu bunu kullanayım falan filan derken gerçekten en sevmediğim font bu oldu. Ne zaman böyle bir şeyin üstüne düşsen şey olur ya, kötü olur ya, tam olarak oldu. Böyle birazcık daha güzelleşsin diye altına kalın kalemle tekrardan geçtim ama pek de toparlamadı. Neyse önümüze bakıyoruz. Bir sonraki ismimiz Tuğba. Bu da böyle sanki künyenin üstüne oyularak yazılmış gibi bir etki yaratsın istedim. Biraz daha iyi olabilirdi ama genel fikri yansıtıyor en azından. Hemen altındaki ismimiz Sevde. Sanırım Sevde de tanımadım. Duymadım da. İlk kez duyuyor olabilirim. Emin değilim. Çok hoş bir isimmiş bu da. Buna da böyle olabildiğince minimal bir font kullanıp arasına sadece kalemle noktalar koydum. Bir sonraki ismimiz Sümeyye. Bunu böyle birazcık daha klasik çağrıştıran bir isim olduğu için direkt el yazısıyla böyle yana yatıp yatıp ta böyle kibar kibar bir font kullandım bu isimde. Hemen altındaki ismimiz Pelin. Bu da böyle sevdiğim fontlardan böyle yumuşuk yumuşuk, ayıcık ayıcık gibi böyle jelibon jelibon o şişko şişko fontlardan biri oldu. Bunu 3 boyutta düşebilirsiniz olurdu. Ben böyle sade bırakmak istedim. Bir altında Melis var. Böyle yan yatmamış el yazısının dolgulu halini kullanayım dedim. Çok beceremedim sanki ama ana fikri anlattım gibi oldu. Orada bir sorun yok. Bir sonraki ismimiz Naz. Naz, Nazlı. Nazcan, Nazsu, bak hepiniz buradan değiştirebilirsiniz.
Bir sonraki ismimiz Samasya. Sanki Amasya özelden yazmış gibi ama Samasya ismini hiç duymamıştım. İlginç, orijinal bir isimmiş. Anlamı ne? Çok merak ettim şu anda. Bunda da böyle tombiş tombiş fontları kullanıp içini değişik çizgilerle doldurdum. Siz bu çizgileri renkli de yapabilirsiniz alternatif olarak. Bir sonraki ismimiz Ela. Çok güzel bir isim bence. Tekrardan sevdiğim isim. Çoğu isimleri seviyormuşum. Onu da fark ettim şu anda. Bunu da böyle alta kocaman kocaman kalın fontlarla, markerla yazıp içine de incecik bir şekilde ismi tekrardan yazdım. Bir sonraki ismimiz İlkem. İlkeler M'ye gelmeden terk edebilirler bu videoyu. Bu da böyle sanki kemikli kemikli, böyle sanki hem yıldız kümelerini birleştirmiş gibi hem de ucucu eklenmiş DNA çubukları gibi de diyebiliriz. Yani her şeyi yorabilirsiniz aslında. Sonraki ismimiz Zahide. Bunun içine böyle dalmaçyalı bir şekilde doldurdum. Çok da güzel oldu. En sevdiklerimden biri de bu sanırım. Bir sonraki ismimiz Beyza. Bunu da böyle markerla Elias'ın yan yapmış halini yapıp altına 3 boyut düşüyorum. Ki şu an fark ettim ki isimde tekrara düşmüşüm. Beyza'mız vardı. Neyse hadi Beyza'ya kıyak geçmiş olduk şu anda. Demek ki yorumlarda bir Beyza nüfusunda bir yoğunluk varmış. Hemen geçiyorum bir sonraki ismime. Meltem. Bu da böyle grafiti atılmışçasına böyle tombik tombik bir font var dedi. Kesin bunların isimleri vardır. Şu an cahil cahil bilmediğim için söyleyemiyorum ama öyle bir iç içe geçmiş bütün harfler böyle dip dibe girmiş bir şekilde bir font kullanarak yapmak istedim bunu. Bu arada fontları bazen internetten buldum, bazen kafadan uydurdum. Onun için size font ismi falan veremem. Geçen videoda sormuştunuz. Böyle bir şey maalesef ki mümkün değil ama girip internetten direkt değişik yazı fontları diye aratırsanız birçok ismiyle beraber güzel seçenekler bulabilirsiniz. Bir sonraki ismim Ayşenur. Bu arada iki isimliyseniz böyle bir tasarım yapıp siz de güzel bir şey sonuç elde edebilirsiniz. Ben beğendim en azından. Bir sonraki ismimiz Saadet. Bu da ruhu çıkanın bir tık farklısı gibi düşünüp o şekilde yaptım. Ters dönmüşüm. Bir altındaki ismimiz Yasemin. Bu sanki böyle tatlıymış da üstünde böyle kreması erimiş gibi yaptım gerçekten. Kıyak geçilmiş isimlerden biri. Aklıma gelseydi bunu Tuğçe yapardım mesela. Bayağı tatlı oldu çünkü. Tabii genel video boyunca şöyle bir düşünce de var kafamda. Şimdi gelip insanlar ya benimkinin fontu güzel olmamış, şu daha iyi olmuş falan filan diye bana çemkirler mi acaba diye. Tuğçe'nin en kötü fontu olmasından çıkarın yani. Şey gerçekten çok random rastgele bir şekilde fontlar denk geldi. Başka bir fonda gözünüz kaldıysa onu kendinize uygulayabilirsiniz. İstiyorsanız en iyi 5 font falan seçip böyle full alfabesinin olduğu bir video da yapabiliriz. Öyle bir seçenek de var. Hemen altındaki ismimiz Sarya. En sevdiğim isimlerden biri bu. İlk kez duydum bu arada. Çok güzelmiş. Buradan Aryalar da mesela nasiplenebilir. Bunda da böyle sade ama tatlı bir font. Yani benim tatlı bulduğum bir font kullandım. Bir altında Berra ismimiz var. Bunu sadece içini noktalarla doldurup altında böyle 3 boyut geçtim. Ve tatlı da hoş da oldu. Her şey tatlı demem. Tuğçe bir şey de beğenme. Neyse Tuğçe'ye beğenmemiştim. Oradan artık onu sayın. 100 puan sayılır kendi ismime. Çünkü gerçekten en kötüsünü yapmışım. Bir sonraki ismim Pınar. Bu da üniversiteden yakın bir arkadaşımdı. Bak gene nostaljituneli.com. Bu da böyle üstü dolgulu, altı çizgili bir şey yaptım. Değişik ve güzel oldu bence. Bu arada altı tabii ki de bu video başlamadan önce bütün isimleri yazdım. Videonun ortasına durup durup sıradaki isme, fonta bakmayayım diye. Hani böyle o alta da yazmış diye şok geçirenleriniz şok geçirmesin diye uyarıyorum. Videonun sonunda söylüyor ama neyse. Bazılarını da mesela alta yazdım ama göremedim ya da okuyamadım ya da o an fark ettim ki o font daha önce kullanmışım. Direkt boyama yaparken değiştirip başka bir şey evşirdim. Onun için arada çok çirkinler ve arada benim de şaşırdığım orijinal fontlar var. Neyse sonraki ismimiz Kübra. Bu da bir kuzenimin. Buna gayet sade düz el yazısı kullanıyorum. Sadece harfleri böyle aşağılı yukarılı yerlerini değiştirerek yerleştiriyorum. Bir sonraki ismimiz Ecrin. Sadece böyle yuvarlaklar koyup içine kalın kalemle küçük harflerle ismi yerleştirdim. Bir sonraki ismimiz Nur. Zaten aslında Beyza Nurlar falandan bayağı bir Nur oradan yırtar. Nur olanlar bayağı alternatiflik olmuş oldu bu videoda. Geçiyorum. Bir sonraki ismimize Yaren. Bunu da gene Juice Paint'imle üstünü doldurduktan sonra sanki altından iskeleti çıkmış gibi yapıyorum. Bunu önceki videoda gördüm. Bir değişini yapmışım. Bu videoda aynı güzel fikir buldum diye seviniyordum. Sonra eski videomu görünce lan zaten daha önce bu fikri bulmuşsun şu an tekrardan buldum falan diye. Ne bileyim kendime şaşırdım, eğlendim falan. Ama bayağı güzel oldu bu. Bir sonraki ismimiz Şebnem. Direkt aklıma Şebnem Ferah'ı getiriyor. Böyle birazcık gotimsi bir font kullanayım onun için bunda dedim. Bayağı da değişik oldu yani. Birbirinden olabildiğince değişik şeyler kullanmaya çalıştım ki birçok kişinin zevkine bir yerden de olması başka yerden hitap etsin diye. Kitlenme sesleniyor çünkü burada. Milyonlar, 70 milyon şu an videonun önüne geçmiş. Acaba bir font beğeneceğim diye bu videoyu izliyor. Neyse geçelim bir sonraki ismimize. Elif.
Buna böyle sade ama hafif küt küt böyle taş devrinden, böyle taştan oyma bir font kullanayım dedim. Pek beceremedim ama sanırım anlatmak istediğimi anlatabildim. Yani umudum o yönde en azından. Bir sonraki ismimiz Sevda. Bunu böyle bayağı minimal, kıvrık kıvrık, tatlış tatlış, böyle kelebekler, kuşlar, çiçekler anımsatacak bir font kullanarak yapmaya çalıştım. Bir altındaki ismimiz Şeyma. Şeymaları da severim genel olarak. Bunda da böyle el yazısını birazcık daha süslenmiş hali diyebiliriz aslında. Değişik yani, sade ama bayağı da güzel durdu bence. En alttaki ismimiz de Azra. Bunda da neyi nerede karıştırsam diye video sırasına karar vererekten, şuraya da bunu ekleyeyim, noktalar da ekleyeyim, değişik olsun derken ortaya çıkan böyle kendince hoş, fena değil, fena olmayan bir font oldu. Ve bu noktada artık 60 fontlu 60 ismimizin, 59 isim Beyza 2'ye düşmüştü, sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Devamını isterseniz yorumlara ne yazmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.